Ya ben vallahi çok özür dilerim Deniz abla. Ama Picasso'nun bir suçu günahı yok yani. Hani ben böyle pislik olsun diye ona biraz tırnaştım. Hani niye böyle bir şey yaptın diyecek olursan da... inan ki onu ben de bilmiyorum yani. Böyle konuş diye boğazını sıkıp zorladılar değil mi seni? Ya sen bunun ayrılmak için bahane falan mı arıyorsun ya? Hayır öyleyse ben burada hiç boşu boşuna uğraşmayayım yani böyle. Sen kimsin be? Irmak ben, Deniz'in kız kardeşiyim. Ya kızım, annen seni mi sütçüden yaptı bu Deniz'i mi ya? Hiç benzemiyorsunuz. Deniz anneme çekmiş, ben babama. Ha. İşçisiymişsiniz. Ne? İşçisi. Ya vallahi çok sevdim bak bu lafı. Tuttum yani kibar laf. Evet, işçisiyim ben ha. Senden böyle azıcık daha az kazanıyorum yani ben. Sende emeklilik falan var mı? Ne demek istiyorsun pek anlamadım. Kızım neyi anlamıyorsun ya? Sen şimdi seni hiç sevmeyen bir herifle evlenip onun koynuna girmeyecek misin? Ya bir de evlenebilirsen değil mi? Bir de o var, sorun büyük. İşte bana bak, senin bu nişanlı var ya, bizim evde. Ablama olan bakışlarını da ben hiç sevmedim. Bu böyle içeri bir girdi. Ay, ortalık var ya böyle alev alev yani. Ha bunlar eskiden beri böyleydi de. Bu herif sana bu yüzüğü niye taktı? Onu ben hiç anlamadım ha. Harcarlar bunlar kızım seni. Ya gerçi var ya, bu Fırat'ı ben günahım kadar sevmem ha. Ama o içerideki iyi. Sevdim, beğendim. Sen var ya, bu nişanlını ne yap et, elinde tutmaya çalış yani. Ben çok yakıştırdım sizi. Tencere kapak misali böyle. Konuşuyorlar. Irmak Hanım, sen de bu akşam evden git. Baş başa kalsınlar, iyi gelir. Tamam, hadi bakalım, kalk. Gidelim eniştem. Sevdim seni. İyi anlaşacağız. Ha, ne iş yapıyorsun sen de? Aşk işçisiyim ben. Ve... Tamam, tamam Süheyl. Kapıcını alırım ben anahtarları. Tamam, önce bir baksınlar eve dönerim ben sana. Sağ ol. Ne dedi? Bir baksınlar eve konuşuruz dedi. Kendisi zaten Amerika'da, ilk seneden önce dönmeyecek. Yalnız evde eşyaları falan varmış. İstersen depoya kaldırabilirsin. Gerçi senin evinde de fazla eşya yok. Yani yine sen bilirsin. Fırat, deniz kenarında bahçeli kocaman ev. Kirası kaç ha? Onu benimle konuşacaksın. Ah, sevinmeyeceğim. Sevinmeyeceğim. Olmadan sevinmeyeceğim. O zaman ev sahibine iyi geçineceksin. Hı? İşlem tamam efendim. Deniz'le Can kavga etmeye başladı. Asayiş Berkemal. Kızımız cici cici anlattı olanı biteni. Biz de pizzalarımızı aldık geldik. Fırat hala gitmemişsin. Şadiye, ev bulduk. Hem de deniz kenarında. İnanabiliyor musun? Hı? Taşınacağız oraya, sana çok güzel bir oda yapacağız. Tamam mı? Her şey yoluna girecek bir tane. Çok güzel olacak her şey. Şadiye, iyi değil mi burası? Ya abla iyi, ne demek abla ya? Çok çok güzel bir yer burası ya. Var ya, hele şuradan çıkınca böyle denizler ya. Oh vallahi mis gibi ha. Çok güzel olacak. Kızlar, uygun musluk bulundu. Bana bir tane İngiliz anahtarı buluyorsunuz. Ben gidip bunu takayım. Hadi. Sen. Ben tabii, ne oldu? Beyin ameliyatı yapmayacağız. Musluk takacağız.
Bana bak, Necati abi aradı, gelip elektrik işlerini halledecekmiş. Hiç elektrikçi melektrikçi aramasınlar dedi. Eyvah, yandık. Neyse canım, kendi düşen ağlamasın. Enişte. Bak, yardıma mardıma ihtiyacın olursa var ya, hemen sen bana seslen, ben bir koşu gelebilirim ya. Surata bak ya, şu surata bak ya. Ya senin neyine? Sen var ya, sen yüzünü yıkarken senin hizmetçilerin şey yapıyordur, açıyordur o musluğu ya. Yani annenin çatağına bir korum seni, görürsün. İngiliz anahtarı. Ay. Şadiye canım, gel biz çıkalım biraz dışarı. Ben şöyle sahile yakından bakmak istiyorum. Abla! Abla, şu güzelliğe bak ya. Çok müthiş bir yer burası ya. Abla! Şuraya bak ya. Burnumuzun dibinde bak, spor yaparız burada ha. Şahsi spor salonumuz var gibi, vallahi billahi. Evet. Sabahları erkenden kalkıp yürüyüş yaparız. Akşam yakamıza bakarız. Çok iyi gelecek Şadiye burası bize, çok iyi gelecek. Düşünsene, böyle bir yerde yaşayabileceğimizi hayal edebilir miydin ya? Abla be, Deniz ilk gördüğümüz yeri hatırlıyor musun? Erdoğan abilerle plaja gittik hani. Çok güzel. Abla, burası deniz mi şimdi? Deniz. Denizler dünya yüzeyini %70 kaplamaktadır. Yeryüzünü kaplayan 1,3 kilometre hacimle dünyada bulunan su varlığının %96,5'ini oluşturmaktadır. Öğren bunları, öğren. Şadiye Yılmaz. Sen istedin. Şu anda su varlığının 1,000,000 ile Nari Yılmaz donuna kadar ıslanmaktadır. Öyle mi? Erdoğan biliyor mu? Bu kızlar daha önce hiç denizi görmediler de. Öyle mi? Bu çocuklar daha önce ne gördü hayatlarında benim? Bir kuru ekmek, hep dayak. Çocuklar ne gördü ki hayatlarında? Narin! Narin! Şahane bir yer burası. Çok güzel. Ah canım benim ya, dayanamadı geldi. İnanmıyorum yardıma. O günden beri ilk defa geliyor. Şahadiye, sakın bir gerginlik çıkarma, akıllı ol, tamam mı? Tamam, tamam be. Ne güzel eğleniyorlar değil mi? Biz hiçbir zaman onlarla böyle eğlenemeyeceğiz. Bizi insan yerine koymayacaklar. İşlerini almayacaklar. Bunların böyle hepsi birer birer gidecek. Hepsi çıkacak böyle ablamın hayatından. Bir tek ben olacağım gene. Eskisi gibi. Ya şunun haline bak Allah aşkına. Ya bir de biliyormuş gibi gidip atlamıyor musun her şeye? Of! Öğrenecek ablası, öğrenecek. Yapa yapa öğrenecek. Git şu üstünü değiştir, sınıf sistem olmuşsun ya. Kızlar pardon. Aa, Sermet Bey de gelmiş. Ya işte, Şadiye'nin patronu ya artık adam. Kız yanında çalışıyor. Ben de sesimi çıkarmıyorum. Arada böyle alıyor, götürüyor falan. Canım benim ya, işe de mi aldı? Aferin. Merhaba hanımlar. Mekan güzelmiş Nari. Hayırlı olsun. Sağ ol. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.